Varlık merkezleriyle ilgili bir bölüm var. Hı. Yaratıklar üç sınıftır. Kimisi meleklerdir, salt akıldır hepsi. İbadet, kulluk, Tanrı'yı anış, onlara tabiattır. Yiyip içmedir, onunla geçinirler. Onlara yaşayış budur. Hani balığın suda yaşadığı gibi balığın canı da sudur. Yatağı, yastığı da. Meleğe teklif de yoktur. Çünkü şehvetten arınmıştır, tertemizdir. Şehvete düşmüşse nefsine, havasına uymaz. Ne var ki? Zaten bunlardan arınmıştır o. Hiç savaşmaz nefsiyle. İbadet etse bile ibadetini saymazlar. Çünkü bu onun yaratılışından ileri gelir. Onsuz olamaz ki. Yaratıkların kimisi de hayvandırlar. Onlar salt şehvettir, kötülük yapma diyen akıl yoktur onlarda. İnsanlara olduğu gibi onlara da teklif yoktur. Yoksul insana gelince o akılla şehvetten meydana gelmiştir. Yarısı melektir, yarısı hayvan, yarısı yılandır, yarısı balık. Balık oluşu suya çeker, yılanlığı toprağa sürer onu, çekiştedir, savaşta. İnsan büyük, zor bir varlık gibi anlatılıyor burada hocam. Dört unsurdan oluşmamızla alakalı. Allah içinize zıddiyetlerle yaratmış ki, neden? Çünkü zıtlıklar demin de konuştuğumuz gibi elektriği ve enerjiyi sağlıyor. Öyleyse insan asıl kavgasını kendi içinde yapar. Öyle savaşsız bir dünya düşünülemez. Çünkü savaş dışarıyla savaş değildir. İnsanın kendisi içinde yaptığı savaştır. Farklılıklarını birleme yolunda yaptığı savaştır. Şimdi savaşın olabilmesi için bir silah lazım, değil mi? Bir silahla mücadele vereceksin. Burada doğru olan tek bir silah vardır, o da aşk. Allah aşkı. Yani aşkla mücadele verdiğin zaman farklılıkları aynı noktada birleştirebiliyorsun. Dün de anlattım ben. Bu Aptal Musa Hazretleri çok büyük sultan. Taassupla hiç alakası yok. Son derece modern bir sultan. Dolayısıyla da bir mürşide bağlanıyor. Aynı mürşide bağlı da çok mütehassıp bir arkadaşı var. Bunların anlaşması mümkün değil. Devamlı kavga halindeler. Hani bizim içimizdeki kavga gibi. Fakat bir anda mürşitleri hapse girmek zorunda kalıyor ve asılmak üzere. Onun üzerine koskoca ihvanı olan bir mürşit. Fakat sadece ikisi aynı anda mürşidimizin yerine beni bize assınlar diyorlar. O zaman ömür boyu kavga etmiş olan bu iki insanın birleşmelerini gördüm ben. Birbirlerine hürmet ve saygılarını. Bir anda kavga bitti. Sadece birlik oluştu. İşte mürşit söz konusu olunca nasıl farklı fikirler birleşiyorsa, ruh söz konusu olunca, yani ruh vücutta hakim olunca farklı olan akıllar, nefsler onun önünde diz çöker. O zaman da vücut içerisinde birlik oluşur. Aynı aşkla bütün farklılıklar bütünlenir ve birleşir. Buna da kamil insan denir. Hazreti Yusuf bu hikayesi bu mananın ortaya çıkması için anlatılmıştır Allah tarafından. Fakat sonuçta enteresan olan nokta şudur. İçte birlik sağlanınca mükemmellik oluştu mu? Hayır. Hazreti Yusuf keşke bir de Müslüman olsaydım der. Demek ki birliğin sonucu teslimiyettir. Teslimiyet olmuyorsa vücut içinde birliğinde bir faydası olmaz. Vücut kendini nereye teslim edecek hocam? Bütün içindeki güçler birleşmiş. Evet, ondan sonra Allah'a tam manasıyla teslim olmak lazım. Yani bütün güçler birleşip kavga bittiği anda o vücut eğer Allah'ın önünde diz çökmüyorsa ve teslim olmuyorsa işte bir Hristiyan velisi gibi olabilir ama Müslüman velisi olmaz. Tam teslimiyet lazım. İbrahim gibi. Yani ateşe atıldığında da o hali muhafaza etmesi lazım. Sıkıntı ve belayı da gül bahçesine çevirebilmesi lazım. Ben şimdi bu dediklerinizden öyle anlıyorum ki akıl bütün güçleri, vücuttaki şehvetleri, işte nefsani arzuları falan toplayıp ruhunun önünde teslim olacak. Evet. İşleri ona bırakacak ama bu arada kendi vazifesine de devam edecek. Akıl kendi vazifesinden, varlığından vazgeçip aklı külle rapt olursa, yani aşkın aklını kazanırsa onun adına akıl denir, yoksa akıl denmez. Daha önce Ebu Cehil'in aklı da akıldı biliyorsun. Akıl Ebu Cehil'in aklı gibidir. Nefse Ebu Leheb'in karısı gibidir. Dolayısıyla bu ikisinin de kendi varlıklarından geçip birleşmeleri ve ruh önünde secde etmeleri lazım ki vücut içinde birlik olsun. Hani Arabi ile Mesnevi'deki Arabi ile karısının hikayesi gibi. Kavga ederler, ederler. Akıl ve nefs devamlı kavgadadır. Hatta şöyle der İbn Arabi. Akıl der ki ya nefsim, tamam sen hakim mutlaksın ama daha acılara bile katlanamıyorsun.
Sen de bu kadar eğer büyüksen ve her şeyin hakimiysen acılara niye katlanamıyorsun? O zaman nefs de kendini sorgulamaya başlar. İşte akıl ve nefsin birbirini sorgulamasının sonucunda çok şükür birlik oluşur. Ruh önünde diz çökme oluşur. Yusuf'un önünde diz çökmek gibi. Bu diz çökme oluştuktan sonra da teslimiyet olunca insan mükemmelliğe erişir. Şimdi bu hikayelerde çok güzel ve kolay görünüyor ama bunun yani nefsi dize getirmenin aşk dediniz o da kolay. Böyle ipuçları yok mu hocam? Yani şu yemeğini biraz, uykunu biraz kes. Şöyle yap falan. Pratik hayatta demek istiyorum. Zaten biz ayırmıyoruz, dinimiz bunu ayırmıyor da. Tabii Allah'ın bize yol gösterdiği bir mesela ibadet var. Sabahın köründe kalkacaksın. Nefsine çok ağır geldiği halde. Kalkıp ibadet edeceksin. Oruç tutacaksın. Paranı, ay yarın ne olacağım diye düşünürken zekat olarak paranın büyük bir kısmını vereceksin. Hatta zekat vermekle kalmayacaksın. Her kuruşumda fakirin hakkı var diyeceksin. Yani Allah seni programa sokar. Az uyu der, az ye der. Tabii az uyudan kasit, 3 saat uyu kalk demek değildir. Az uyudan kasit, gaflette az ol demektir. Az yeden kasit, nefsin isteklerini verme demektir. Bütün bunları yaptığın zaman Allah senin için bir kolaylık sağlar. Evet sağlanır ama gel gör ki aşk olmadan bu tamamına mutlaka eremez. Mümkün değil yani. Allah aşkı lazım. Allah aşkını sahip olmanın yolu da işte bu sohbetler, eğitim, Allah'ı tanımaktan geçer. Tanıcıkça aşkımız artar. Bildikçe aşkımız artar. İbadetler yine de insanı belli bir hizaya, dinginliğe getiriyor. Burada şunu söylemem lazım. Ben öğretmenlik yaparken ilk söylediğim laf şuydu. Beni lütfen kıyafet kontrolü yaptırmayın. İşte tırnaklara baktırmayın. Ben böyle şeylerden hoşlanmam. Yani disiplinden hoşlanmam. Fakat belli bir zaman sonra kızların öyle bir hale geldiğini gördüm ki sınıf okuma havasından çıkıp sanki sanatçıların toplandığı bir film çekilmek üzere hazırlanan stüdyoya benzemeye başladı. Tabii ki sanatçı haline gelince kızlarımız vücut ve şekli güzelliklerine mecburen dikkat etmek zorunda kaldılar. O zaman da beyler dersten çok kızlarla ilgilenmeye başladı. Sonuçta ben mecburen sınıfın düzeni için kıyafet kontrolü yapmaya başladım. O zaman anladım ki Allah'a aşkla bağlanan insanın namaza ihtiyacı yoksa da eğer namazı kılmazsa o aşk belli bir yerden sonra istediği makama ve mevkiye insanı yükseltemiyor. Yani şeklin de çok büyük önemi var. Mananın bir şekil kalıbı içine girmesinin çok büyük önemi var. Bu bakımdan gerçekten çok değer vermeliyiz. Onu söylemeye çalışıyorum. İşin diğer burcu çok değer verince... Öğrenci mesela çok şıksa, ödevlerini yapmışsa, böyle ön sırada oturur bir de böyle çok çalışkandır. Öğretmeninin gözüne gireceği garantidir. Yani ibadetlerin böyle bir tehlikeli tarafı da var yani. İnsan ama her şeyi tamamladım, cennet garanti diyebiliyor. Ama aynı zamanda da şöyle de diyebiliyor Allah'ına. Biz öğretmenler çok çalışkan olan çocuktan çok gayret eden çocuğu severiz. Yani sınıf içinde ödevlerini yapıyorsa, derse devam ediyorsa, edep içinde seni dinliyorsa, not ortalaması 3-4 de olsa toplanır ve bunu geçirelim deriz. Allah da bizi ibadetlerimizi çok layıkıyla yapmasak bile her an derste, sınıfta ve ödev başında görürse geçirir diye ümit ediyorum ben. İnşallah. İnşallah. Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki anneciğim... Herkes ancak Allah'ın rahmetiyle cennete girecektir. Siz de mi efendim diyorlar. Ben de ancak o rahmet ederse girerim buyuruyor. Ne güzel. Yani buradan şu anlaşılıyor ki hangi seviyede olursan ol ancak Allah'ın takdiri önemli. Peygamberin bu sözü teyit eden başka bir sözü var ki beni canın evimden vuruyor. Şeytana diyor ki ne sende delaletten bir güç ne bende hidayetten bir güç var. İşte kulluk İsharı kadar Allah'a hoş gelen bir şey yok. Çünkü ya Musa diyor Peygamber Aleyhisselam. Ya Musa sen de ben diyorsun, ben de ben diyorum. Ben senin için her şeyden vazgeçerdim. Ama ben ebedi ve ezeli hayım. Ölemem, yok olamam. Öyleyse sen yok ol da biz seninle bütünlenelim.
Bu Hazreti Mevlana'nın gene fihi mafihte iki kuşu birbirine bağlasalar, eğer ikisi de diri ise uçamazlar, düşerler. Biri ölü, biri diri ise birbirine bağlasalar, diri olan ölüyü uçurur demesine benziyor. Peygamberin muazzam büyüklüğü hiçliğinde, kulluğunda ölü gibi ezeli canlı olan Allah'a yapışması ve onunla uçmasıyla alakalı. Öyleyse her kim ki kendinde bir güç olmadığını, kendinin aynadaki bir akisten başka bir şey olmadığını idrak eder. Yapanın, yaptıranın Allah olduğunu bilir. Şimdi burada bir kameraya çekiliyoruz. Biz kameraman arkadaşımız çekimlerin sonucunda ay ne güzel çekmişim derse bu günahtır. Allah bana lütfetmiş de ne güzel çektirtmiş. Çok şükür bugünümü faydalı geçirmiş dersem hakikate ermiş demektir. Senle ben bütün gün konuşuyoruz. Sonra dönüp de ay ne güzel konuştum dersek bundan daha büyük günah olamaz. Çünkü o musluğu açmazsa bu muslukların hiçbirinden su gelmez. İşte sonunda varmamız gereken, başta da sonda da bilmemiz gereken yegane şey, onun rahmet yağmuru vasıtasıyla ayakta durduğumuz, rahmetiyle idrak ettiğimiz, rahmetiyle konuştuğumuz ve rahmetiyle konuşmaktan zevk aldığımızdır. Aslında bir nasip işte. O asıl nasip, evet. Orası. Evet. Hocam bu rahmetin sonucu da insanda edep tecelli ediyor. Adem'le şeytanı ayıran da bu değil mi fark? Ne güzel. Edep her yerde ve her şeyde Allah'ı görme seviyesine ulaşmak demektir. O zaman karşımızdakinde Allah'ı görsek ona karşı edepsiz olabilir miyiz? Mümkün değil. Daima edep üzere hareket ederiz inşallah. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir okuduğum bir hikayesinden bir bölüm hatırladım. İnsana çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü o diyor binlerce şeyin ortasında yani. Onu o kadar çok çekiştiren var ki. Bu yolda insan olma çabasına hayranım diyor. Yine aynı manada Hazreti Mevlana önceden şöyle buyurmuşlar. İnsanda öylesine bir sevgi, öylesine bir dert, bir istek, öylesine bir özleyiş, bir umuş vardır ki 100.000 dünyaya sahip olsa dinlenmez, rahatlaşmaz. Şu halk bir işe güce koyulmuş, bir zanaate, bir alışverişe girişmiş. Bir sanat, bir mevki sahibi olmuş, bilgi elde etmiş. Yıldız bilgin olmuş. Daha da başka bilgileri öğrenmiştir ama hiç de rahata kavuşmamıştır. Çünkü dilenen, istenen şey elde edilmemiştir. Sevgiliye dilaram, gönül huzuru, can rahatı derler ya, gönül onunla rahatlaşıyor, huzura kavuşuyor demek. Başkasıyla nasıl esenleşir, nasıl rahata kavuşabilir? Bütün bu hoşluklar, dilekler merdivene benzerler. Merdiven basamakları oturup kalınacak yer değildir. Geçilip gidilecek yerdir. Ne mutlu o kişiye ki daha çabuk geçip gider, daha çabuk uyanır, anlar da uzun yol kısalır ona, merdiven basamaklarında harcatmaz ömrünü. Ne kadar güzel. İşte kızım, kardeşimin çok güzel bir şiiri vardı. Diyor ki, en iyi çocuğu sen doğurdun. En güzel koca senin. En güzel evde sen oturuyorsun. En güzel eğitimi sen yaptın. Ama gene de sen en mutsuz, en huzursuz. Yolcu nereye gidiyorsun? Bu dünya zevklerinin insana zevk vermediği, buna karşılık 3 üniversite bitirmiş, deha gözüyle bakılan adamın bir kıza aşık olarak intihar ettiğini çok gördüğümüz olmuşuzdur bu dünyada. Demek ki insanı mutlu kılan, huzurlu kılan aşktır, sevmektir. Sevmek ve sevilmektir. Karşılıklı o zevki yaşamaktır. Çünkü dünyanın yaratılış sebebi aşktır. Allah istedim ki bilmeyeyim, haşa onu istemesi yok. Demek ki arzu etti, aşk etti. Yani taştı güzelliği ve o taştığı enerjinin adına aşk diyoruz. Madem ki bütün yaratılış aşkla, öyleyse herkes aşık olmak meyli içinde hareket eder. Dünyanın gidişat enerjisi aşk üzerine kurulmuştur. Buradaki sevgiden bahsetmiyorum, tutkudan bahsetmiyorum, çekilişten bahsetmiyorum. Aşktan bahsediyorum. Aşk sarmaşıktan gelmiştir, ışık kelimesinden. Ve nasıl sarmaşık evin etrafını yakar, yıkar, yok eder, evi göstermez hale gelirse, aşk varlığı saran güçtür, senin içinde senin varlığını yok hale getirir. Dolayısıyla bu hale gelmiş insandan bahsediyorum. Yani sevdiğinden, sevdiğinin zevkiyle sevilmek ihtiyacından da vazgeçenden bahsediyorum. İşte insanı mutlu eden yegane budur. Ne eğitimdir, ne bilgidir. Bilgi benlik yaratır ve devamlı huzursuz ve mutsuz yaşar insan. Neval Sevindi ile bir program yapıyorduk. O anlattı. İnternette bir konu için birisiyle tartışmışlar. En sonunda karşısındaki kişi demiş ki,
her ne söylerseniz söyleyin ben iki master yapmış bir adamım demiş. Görüyoruz ya, bilgi sadece insanı ben şu seviyedeyim dedirtir. Hakiki bilgi olan manevi bilgi de ben seviyesizim dedirtir. İşte aşık seviyeli olmak için çalışmaz. Başkasından üstün olmak için de çalışmaz. Aşkı yaşamak için çalışır. İnsanı huzurlu ve mutlu eden yalnız budur. Hele bir de bütün her şeyin hakikati olan Allah'a aşık oldun mu? Bütün şarkılar sana onu hatırlattı mı? Bütün yürüyüşler, bütün konuşmalar en sıkıntılı anında Allah dediğin anda gözünden yaş geldi mi? Bil ki huzur ve mutluluğu yalnız sen bulmuşsun demektir. Şükretmekten başka yapacak bir şey yoktur kız. Sevgileri birledikten sonra her şeye de layıkıyla sevgi göstermekte bir mahsur yok değil mi hocam? Zaten aşık olan insan her şeyi sever. Kenan Rıfai ile Semiha Cemal arasındaki konuşmayı hatırlasana. Hocam sizi çok seviyorum deyince hocamız diyorlar ki öyleyse benim sevdiğim her şeyi seveceksin. Benim de sevmediğim hiçbir şey yok diyorlar. Mürşit sevmek, mürşitten Allah'a varmanın yolu budur. Mürşit sana herkesi ve her şeyi sevmeyi, çünkü Allah'ı sevmeyi öğretir. Çünkü her şey odur, herkes de odur, başkası da yoktur kızım. O zaman celali de seversin, cemali de sever. Vazifesini yaptı, ne mutlu der geçersin. Bütünü sevince cüzler de onun içinde olduğu gibi herhalde. Kesinlikle, değil mi? Evet. Hani siz hep dersiniz ya, Kur'an'ı öpüp başımıza koyuyoruz. Her şey içinde var. Evet. Allah deyince hepsi içinde var. Ne güzel söyledin. Bak, Kur'an'ı öpüp başında koyduğunda Firavun'u da öpüyorsun. Şeytanı da öpüyorsun. Ebu Leheb'i de öpüyorsun. Hepsi Ebu var. Cehil'i de öpüyorsun. Onları, ama Ebu Cehil satırını öper başına koyarsan o zaman sende bir bozukluk var demektir. Evet. Bütünü seversen hata yapmazsın. Parçayı seversen veya parçadan nefret edersen orada kalırsın, o seviye seni mahveder. Mesele bundan ibaret. Ehl-i Sünnet'ten yine bir mezhebe göre cehennemde sadece diyor yapılan işler yanar. Ne güzel. Zatı bir şey, yani kişiye bir şey olmaz. Yani bizim de insanların fiillerine, hani bazen olur ki birisi bize ters geliyor yaptığı bir iş. Yani onu ayırmamız mı gerekiyor? Onun fiiline ayrı muamele, şahsına. Onun için ben Samyani'yi anlatırken zalimle mücadele etmez, zulümle mücadele eder diye anlatırdım. Tabii zalimi şahsına kızmaz. Onun yaptığı hadiseye kızar. Fakat cehenneme gelince Nurbaki Hoca'nın çok hoş bir yorumu vardı. Allah rahmet eylesin, nuru üzerimize olsun. Derdi ki savunaya girirken nasıl basıyorsun? Aman oram buram erisin diye. Cehennemde basıp günahlardan kurtulayım, eriyim, incecik kız olayım, zarif olayım diye girdiğimiz yerdir derdi. Aslında cehennem yani çektiğimiz sıkıntı ve acılar demektir biliyorsun. Bu dünyada veya öbür alemde hiç fark etmez. Ama mesele budur yani. Hocam cennet birlik, cehennem onu görememek midir bir diğer deyişle? Cehennem idraksizlik, cennet idrak demektir. Asıl mesele buydu. İdrak ettiğin her şey seni cennete götürür. Matematikte ve fizik, kimyada bile böyledir. Problemi çözdüm, yaşasın ders. Ben çözdüm gibi özgüven gelir. Allah'ı da idrak ettiğin zaman her yerde yaşasın diyorsun. Çok şükür özgüvenim geldi diyorsun. İşte mesele bundan ibaret. Cehennemi de İkbal şöyle bir tarif vermişti. İnsanın insan olarak başarısızlığını acı bir şekilde anlamasıdır. Ay, ne kadar demişti. Güzel. Ne kadar güzel. Onu idrak ediyor bir de orada, evet, değil mi? Evet, evet. Kendini bilmek yani. Ne diyor peygamber? Cehennemin odununu insan kendi sırtında taşır diyor. Demek ki kötü huylarımızın adına cehennem diyor.